Günaydın. <laughs> Pardon. Günaydın canım Türkiye'm, güzel Kayserim. Bir pazartesi sabahından hepinize merhabalar efendim. Ee, Melike ile terapi günlüklerinde bugün e, gene güzel bir haftaya adım attık. Hep birlikteyiz inşallah. Güzel enerjilerle de bir arada olacağız efendim. Şimdi bugünkü konuğum, e, değerli eşim e, Sezai Fındıklar olacak. Hoş geldin Sezai. Nasılsın? Hoş buldum. <laughs> Görüşmeyeli nasılsın? Az önceden beri iyi, sağ Doktor <laughs> evet. e, Sezai Bey bildiğimiz üzere Kayseri'de ünlü bir hekim. E, gerek getat ünitesiyle gerek kozmetik uygulamalarıyla ve uzun süredir de işte askeri hekim olup da başlayan hayat hikayesini kendisi anlatsın isterseniz. Sizi tanıyalım efendim. Buyurun. E, şöyle doğumdan başlayayım. Evet aynen 1971, 1971 e, Yozgat Yerköy doğumluyum. Babam polis olduğu için farklı illerde okudum. Zonguldak, Isparta, Elazığ. En son Gata'yı kazanıp Gata mezunuyum. 97 yılından beri hekimlik yapmaktayım. Of, İki evet. güzel kızım, bir güzel eşim var. <laughs> Teşekkür ederim. efendim. 2013'te emekli oldum askeriyeden. Ondan beri de kendi kliniğim var. Ee, o şekilde devam ediyoruz. Seviyor musunuz Kayseri efendim? <laughs> dönem dönem sevmediğim <laughs> zamanlar da var ama genel olarak seviyoruz evet. ki kaldık yerleştik e, devam ediyoruz 2006'dan beri Kayseri'deyiz. Aynen peki klinikte ne tip işlemler yapıyorsunuz? Şimdi kliniğimizin iki bölümü var bir getat bölümü burada yani geneksel tamamlayıcı tıp demek getat Hı -hı. burada akupunktur, ozon tedavisi, hacamat tedavisi, sülük tedavisi, glutatyon gibi serumla ilgili uygulamalar var. İşte diz içi PRP gibi hani farklı alanlarımız Hı -hı. var bir de medikal estetik tarafımız var. Burada da dolgu, botoks, ipaskı, işte gençlik aşılarının çeşitleri gibi o tip işlemlerimiz var. Evet, ne güzel. Şimdi sağ olsun Sezai ayrıyeten de çok gerçekten üzerimdeki sağlık problemleri noktasında hep sağ kolum oldu. bu bilim bir de bu işin doktor Bey de bunu destekleyecektir. Çok böyle merdiven altı dediğimiz olayları var. Hani biz mesela bir arada çalıştık ilk açtığımızda iş yerine. Orada en büyük zorluğumuz bu merdiven altı dediğimiz gerçekten yetkili olmayan, evra olmayan, doktor olmayan kişilerin yaptığıydı. Bu noktada mesela geçen hafta hı hı. hacamat günleri diye evet. şey yapılmıştı. Sen de çok hı hı. yoğun çalıştın. Bununla ilgili bize paylaşmak istediğin nedir? Şimdi bu konuda mevcut hükümetin çok güzel adımları oldu. Kanunlar çıkartıldı. 4 yıldır 4 yıl önce çıkan bir kanun da diyor ki sadece hekimler yapabilir. Okay. Ee, bu akupunktur olsun, ozon, hacamat gibi işlemleri okay. sürük de bunun içinde. Yani bu getet işlemleri sadece hekimler yapabilir. ve Hekimlerden de bununla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan sert kalması lazım. Evet. Ama şu an ve bununla ilgili üç 3,5 yıl hapis cezası yaptırım da var. Evet. Ama buna rağmen şu anda merdiven altı hala aktif. Hala değil mi? Yani şikayet edildiğinde bunlara işlem yapılmakta ama hala maalesef e, duyuyoruz. Hani biz işte eve geldi şu yaptı, burada e, gittik şurada yaptırdık diye. Değil bu mi? işlemin yapılması için sadece klinik ortamı gerekiyor, steril yapılması lazım. Hekimin bu konuda bilgili olması gerekiyor. Tabii. Bunun kursları var öyle hani herkesin ben yaparım Hani bir hekim arkadaşımın da bunu hemen yapabileceği bir işlem değil. Tabii. Bununla ilgili kurslar var. 4 haftalık mesela akupunktur 6 aylık eğitim istiyor. Öyle hani Tabii. ben iğnemi aldım şu noktaya batırdım öyle bir işlem değil. Tabii ki. Sülük rastgele tutulacak bir şey değil. Biz bunu ben 6 yıl kadar Memorial'da da çalıştım. Hani e, birçok hastanede de görev yaptım. Hani bunların içinde nasıl diyeyim size hani geliyordu acil e, 112 aracılığıyla getirilen yani evde hacamat yapılmış ama biz dikiş atarak zor durduruyoruz. Hacamat böyle bir işlem değil. Hani 1-2 milimlik küçük kesler yapılması gereken bir işlem. Değil. Ama hasta bunun üstüne o evde yapan kişi de tutturmuş. Kanamayı durduramayınca 112 panikle geçiyorlar O an çalıştığımız hastanede acilde biz buna müdahale ederek zor topluyoruz. Evet. Hani bu tip vakaların olmaması için e, halkımızdan da bunu istiyoruz. Hani eğitimli, e, yetkili ve steril klinik olan yerler var. Hani bunları sonuçta. kaçak yerlere gitmeye gerek yok. Şu an Kayseri'de en az 10 tane bununla ilgili klinik ve yer var. Tabii tabii. Çok güzel diyaloglar da var. Bazen Sezai ile böyle eve giderken falan paylaşımlarımız oluyor. Orada mesela işyeri hekimliğine gittiği yerler var. Orada bir beyefendiyle karşılaşmış. O diyaloğu bir anlatsana. Hani şu mobilyacı Hı. muhabbeti vardı ya. Hı şey diyor hacamatla ilgili mesela. Hocam benim işte dayım da yapıyor. Şu da yapıyor. Diyorum dayımın mesleği ne? Marangoz. E orada şimdi <laughs> burada uygun olmaz o eskiliği yapmıyor. Ben de hani normal eee olanlar bize şey gelsin, şöyle olanlar oraya gitsin diye söylemiştim. Aynen, hani bu bu yani. herhangi birinin yapabileceği bir işlem değil. Anatomiyi bilmesi gerekiyor. Doğru noktaya uygulanması gerekiyor. Hani burada hedef hastaların iyileştirilmesi için, Tabii. yeni hastalık kapma, kapması için değil. Değil. Bu yüzden doğru. halkımızdan onu Öyle, istiyoruz. Özellikle hijyen olacak. Tabii yani ki. gittiğiniz birimdeki kişiye teslim olmak adına Hı. bir kere hijyen mi eğitimi ne bunlara gerçekten dikkat Tabii etmemiz ki. gerekiyor. En başta Cana kapıda tabelası bize. var mı ona baksınlar. Yani doktor unvanı var mı doktor olmayan kişi yapamaz. İçeri evet. girdiğinde de. Bununla ilgili eğitimleri var mı? Bizim odamızda mesela benim hemen arkamda bu aldığımız bütün sertifikalar asılı. Hani bu tip şeylerin kontrolünü yapsınlar ondan sonra evet. işlemi e, kabul etsinler. Çünkü kendi sağ, sağlığımız önemli. Evet. Öyle evet. hani herhangi birinin eline bırakılacak bir şey değil. Evet evet. Peki en yani bu kadar işlem içerisinden yaptığın Hı -hı. işlemler içerisinde böyle daha keyif aldın. ya. Yani şunu yaptığımda şöyle etki alıyorum ki şu çok keyif veriyor dediğin ne var? Yani ben hepsinden çünkü e, keyif alıyorum. Ama evet. mesela hani her hastada farklı şeyleri öneririm. İşte bana migren şikayetiyle gelen kişi de ilk tercihim akupunktur olur. Evet. Çünkü en iyi etkiyi onda alıyorum. Migren noktasında. Migren için. Ama sırtım belim ağrıyor diyen kişide hacıma tercih ederim. İşte tabii. dizim ağrıyor derse ya PRP tedavisi, kök hücre denilen tedavi ya da sülüyü tercih ederim. Hani hastanın durumuna göre zaten bu hekimliğin geri. Hani kişi bize şikayetiyle gelir. Biz ona en uygun reçeteyi yazarız. Bu da bir reçete yazmanın bir farklı yolu. Tabii. İlaç kullanmıyoruz. Başka materyalleri kullanıyoruz. Tabii. Tabii, Aynen öyle. Ama hani keyif aldığını dersen e dolgu botoks yaparken de keyif alıyorum. Çünkü evet. hastaların o mutluluğu yüzüne yansıyor. Yani Tabii ki. çizgileri çok derinleşmiş bir kişiye iğne yapıyorsun. Kendini 10 yaş genç hissediyor. Bu da mutlu ediyor. Ama yani dediğim gibi akupunktur ayrı bir sevdam var. Evet. Ee, onu diğerlerinden ayrı tutabilirim. Evet, evet. Şimdi ilk akupunktur eğitimi alırken, eşim biz Azerbaycan'a yanına gitmiştik ee, ve orada gerçekten işte zorlu bir eğitim süreci oluyor, bir askeri görevi var. Bir de akabinde de gerçekten akupunktur muhteşem bir şey yani denizler ya dediğimiz bir tedavi sistemi. İşte sigara bıraktırması var, boy uzaması var vesaire vesaire anlatırken bile çok heyecanlıydı mesela. Buraya geldiğinde de bir doktor abimizin de daha çok hani onu heveslendirip yaptığında mesela buraya ilk geldiğinde bildiğim için diyorum Mesela idrar kaçırmada uygulamaları hı hı. oldu, boy uzatmada oldu. Çok değişik. Mesela akupunkturda ilk eğitim alırken nasıl bir şey? Yani hocanla ilgili nasıl diyaloglar oldu? Şöyle diyeyim, nasıl hissettin? Hani bu Türkiye için geçerli. Hani hep akupunktur medyada işte kilo tedavisi, biraz bilirseniz sigara ve migren için bilindiği için hı hı. biz de giderken ben oradaki Azeri ki dünyada ilk 5'te 10'da olan hani çok kıymetli bir hoca. Etiber Kazımov diye birisi. Hı, hı. E hocama şunu dedim ve adam bana bir hani o eski Çinli filmlerde bir kızlar eder ya onun gibi bir şey yaşadık onda. E, hocam ben dedim işte sigarayı öğrenmek istiyorum. Migren, şu şu işte kafamdaki 5-6 hastalığı saydım. Hı -hı. Bu dedi Okyanus'ta bir damla aramaya benziyor. Sen dedi damlanın peşine düşmüşsün. Biz burada okyanusu anlatacağız dedi. Tabii. Onun ne demek istediğini de kursa devam ettikçe orada 6 aylık bir eğitim aldım. Yani Türkiye'de genelde 3 aylık eğitimler alınır. Hem vücut akupunkturu hem kulak akupunkturu eğitimini aldım ve evet. büyük bir şanslı hocanın kliniği yeni yapıldığı için hastaları vardı başka öğrenci yok. Tek öğrenci olarak eğitimi aldım. Bu da bana çok büyük bir katkı sağladı. Tabii. Orada felçli hastasını gördüm işte belli bir süre sonra hareket ediyor. işte biz acil hekimliği yaptığım evet. için diyeyim tansiyonu 22 ile gelen hastaya iki tane iğne takıp tak diye e, düzeldiğini görüyorsunuz. Hani bunları gözlemledikçe evet. gerçekten bu işlemin bir okyanus olduğunu anlıyorsun. Hani öyle bir damlalık bir işlem değil. Evet e, Nasıl diyeyim hani gebelik bulansından tutun, alerjiden süper çıktın. Artırıma. Dünya Sağlık Örgütü akupunkturu 300 hastalıkta tedavi edici olarak kabul ediyor. Hı hı. E, daha denenen hani körlük, sağlık gibi artık hiç batı tıbbının bittiği noktalarda da denenebilir olarak kabul ediyor. Evet. Ki ben işitme kaybında ağır işitme kaybını hafif işitme kaybına çevirdim hasta oldu. Ya süper. E, dediğin gibi idrar kaçırma da mesela hani birçok ilaç kullanmış, birçok işlem yapılmış geçmeyen şeyin akupunkturla geçtiğini görüyoruz. Evet, evet. Migrende de nasıl diyebilirim? Binin üstünde hasta migren uyguladım. Migrende çoktu. Sadece 3 üç hastada şey alamadık. Onlarda da maalesef başka şeyler çıktı. Hani evet. işin altında işte tümör çıkan da oldu. E, dediğimiz her tarafı iltihap kaplamış kişi de çıktı. Hani migren olmadığı için düzelmeyen hastalarımız oldu. Yoksa hepsinde Yanıt aldık Evet evet. Şimdi sağ olsun ilk geldiğinde e, bu dediğimiz zaman aralığı 2010 senesi falan, 2010 hı hı, 2011, 2011 gibi. E, öyle ki ben kiloluydum. Ondan sonra sivicelerim vardı ciddi böyle hormonal sıkıntılarım vardı. Yani akapuntur hem benim zayıflamamı sağladı. Hem de bazı şeylere inancı. Hani böyle psikolojisi bozulmuş mutsuz e, bir halim vardı. Haliyle yani akapuntur gerçekten bir mucize. Ve sadece bununla tanışmak lazım. Ama akapunturu herkes sadece bir bant zannediyor. Hani genel kanı bu yönde. Kulak evet, bandı kulağı. takılıyor. Hani ama uygulamamız hı hı. E, biraz anlatabilirsem. Şimdi şöyle diyeyim. Akapunturda 12 tane enerji meridiyeni var. Bunları uyararak tedavi edersiniz. Hani nasıl ki sizde burçlar işte e, benim sayısı var, belli hı hı. periyotlar yapıyor. Akupunktur hani o okyanus değişimi şundan noktayı hangi saatte batırdığına göre bile etkisi var. Hani her meridyenin gün içinde aktif olduğu saatler var. O saatlerde hani bir hastaya Diyelim ki karaciğer meridyenini kullanacaksan işte sabah saat tercih edeceksin hı hı. veya şey yani böyle belli saatlerde aktif ona göre hastayı planlarız biz hani böyle dört dörtlük bir tedavi istersen hani rastgele hastayı şu saate alıp sadece matta 3 saat aç olmasını öneririz yeterli evet. İşte iki gün kan sulandırıcı içmemesi yeterli ama evet. akupunktur dediğim gibi çok e, detaylı bir bilimsel yöntem. Hani hangi noktayı uyan migreni aslında kullanacağınız saat farklı, migren için kullanacağınız saat farklı. Hani evet. buna göre bile şey yapılması lazım. Evet, ya yani mesela vertigo diş ağrısında ben bilirim mesela Tabii. dişim ağrıyor, duramıyorum dişin ağrısından oraya koyduğu bir iğne veya baş ağrısındaki bir iğne müthiş anında etki A eder. Anında etki yani. Hani... Ya da bu gebelik bulantısında ben evet. işte özel diyeyim, isim vermiyorum. Çalışırken bazen gelirdi serum takarız şey yaparız geçmez. Bilekte iki tane nokta var. O noktaları yine batırdığın anda bulantısı Düşün anında yani, geçer. Abi, bu da bir mucize yani. Aa, yani aynı. O mucizeyi <laughs> e, ortaya çıkartmış oluyoruz. Aynen. Peki bu kozmetik dalına gelirsek işte dolgu, botoks, ip, askı onlardaki yani millete Şimdi, insanları önereceğinde bu anlamda. ki uyarı aynı şekilde yapayım. O alanda da merdiven altı çok fazla. Hı -hı. Hani bu öyle e, bir... Yani kimsenin mesleğiyle ilgili bir sıkıntımız yok. Hani güzel salonda yapılacak işlemler ayrı, medikal estetik işlem ayrı. Zaten evet. adı üstünde bu hani bu işlemi yapmak için tıp doktoru evet. olmak gerekiyor. Tabii. Hani bir güzel salonda kuaförün yapabileceği işte kaşın şekline e, işlem yapabilir, başka hani renklendirme yapabilir, şey yapabilir ama bir dolgu yapacaksa bunu anatomiyi bilen bir doktorun olması gerekiyor. Aynı şekilde bunların da hani hem yüz binlerce cezası var. Hani İstanbul'da işte bir dönem yapıldı. E, firma başına 150 binden aşağı ceza yazılmadı. Yani bu işlemleri yapması için hekim olması, bununla ilgili kliniğinin olması, gene demin bahsettiğim gibi Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikaların olması gerekiyor. E, basit gözüken ama çok detaylı işlemlerdir. Aynen. Yani yanlış bir yere dolgu yaptığınızda o kişiye körlükten tutun ölüme kadar zarar verebilirsiniz. O haberlere çıkanlar da genelde işte kalça botoksundan öldü diye bir haber vardı hatırlarsınız. Hı hı. Orada kullanılan madde yani botoks değil dolgu. Hani orada da bir bilgi kirliliği de var ama evet. o dolguyu yapan kişi de ilkokul mezunu. Hani ne hekim ne şey bol miktarda damar içine verdiği için de evet. maalesef o kişinin hayatına mal olmuş Tabii oluyor. Tabii görsel de çirkinlik de olabiliyor. Onun dışında bize bazen geliyor hani bunu nasıl düzeltiriz diye. İşte kaşı düşmüş, kapağı düşmüş, işte Dudanda ekstra şişlik, enfeksiyon olmuş. Hani bunları gidermek için de biz e, klinimize geliyorlar. Hı hı. Hani bunun en güzel yolu öncesinde tedbirimizi alacağız. Hani e, bu yerlere diğer amaçla işte saçımızı yaptırmak, kaş için veya şey için gideceğiz. Hani hı hı. E, bir hekimin orada işlem yapması da uygun tabii, değil. Tabii tabii. Yani kuaför herkes işini yapacak tabii aslında. Tabii herkes Kuaförümü, işini yapacak. O, o alanı mi? en iyi nasıl yaparım ona bakacak. Biz bizim alanı en iyi yap, nasıl yaparız ona tabii bakacağız. Ki. Nasıl siz plastik Burada, cerrahlar gibi. Tabii ki mesela bizim e, de yetkimiz ameliyat değil. Şey değil aynen. hani o alanlarda o hocalarımızın hani. Ama burada enjeksiyon işlemi, her hekim enjeksiyon yapabilir ve bu alanda eğitimini almış kişiler yapabilir. Ama hı hı. hekim olmayan bir kişinin e, he, şeyi değil, hekimi bırakın. Hemşire bazı yerlerde de duyuyoruz İşte şehir hastanesinde e, hemşire botoks yapmış. İşte bize geliyor kaç düştü nasıl düzeltiriz diye. Hemşire arkadaşlarımız da hekimin olduğu yerde enjeksiyon yapma yetkisi. Bu tip işlemleri onların da yapma yetkisi evet. yoktur. Yardımcı Bunlar kanunen evet. suç işleri aslında. Evet. Evet. Bir de hani hepsini bir yere bırakıyorum. Belli bir ücret ödüyorsunuz karşılığını düzgün almanız lazım. Tabii. Bunun için de dediğim gibi Kayseri'de en az 10 tane yer var. Belki de, sayısı daha da artıyor. Bunları tercih etmek lazım. Tabii tabii aynen öyle. Peki bu ip askı mesela en çok merak edilen hani bana da en çok sorulan. işte ip askıda acı var mı? <laughs> ee, süreç nasıl? Kaç, kaç sene geçer? Şimdi ip askıda farklı, farklı askı. ipler var. Hani en moda olan şu an Fransız askı Hı -hı. diye geçiyor. Hı -hı. Eskilerde sadece oraya bir kolajen oluşumunu sağlayan ona ipler vardı. Bunlar küçük evet. iplerle girip, işte örümcek ağı gibi karşılıklı örüp evet. oraya doku desteği veriyordu. Hı -hı. Ama bir germe yapmıyordu. İçerisini e, çizgileri gidermeye yarıyordu. Evet. Şu anki ip askılar balık tı, kılçığı gibi diyebilirim, dikenli tel gibi diyelim. Hani gittikçe de teknolojisi evet. gelişiyor ve daha fazla cildi toplama imkanımız evet. oluyor. Biz bunu iki tane hani çok ağırlı bir işlem değil. Değil. Bana yaptı biliyorum. Evet. E, kendinden de biliyorsun. <laughs> bana Birkaç gün hassasiyeti olan bir işlem. 3-4 gün orada bir hassaslık hissediyorsunuz. İşlem işlem 20 dakika 40 dakika arasında kişinin e, şeyine bağlı. Hani o cildinin evet. rahatlığına Hı -hı. bağlı diyelim. Cilde askılama yani askı lafı oradan geliyor. Evet. Üst taraftan alta doğru iniyorsunuz, yukarı doğru çekiyorsunuz. çekiyorsunuz. Ve o çektiği yerde buradaki nokta. Ben genelde organik ipleri tercih ediyorum. Hı -hı. Kokik Kok ipler dediğimiz ipler var. Bunlar 4-5 ay sonra eriyor. Hani ciltte bir şey kalmıyor. Hı hı. Ama erirken orada hem hücre oluşumunu arttırdığı için o askı hem de orada fibroz bantlar dediğimiz bazı bantların oluşumunu sağlıyor. Bunlar da bu işlemin her kişi 8-10 kilo gibi öyle öyle büyük kilo alıp vermeler yaşamazsa 2 yılda 4 yıl arasında etkisi var. Çok iyi. Yani bunu botoks için soracak olursanız 4-8 ay derim. İlk botoks yapılanlar da, genelde 4-5 ay anca gidiyor ama üst üste yaptıkça altı ay aralarla belli periyot gidersek evet. bir yıl kadar giden hastalarımız oluyor. Hı hı. E, dolgularda da kullandığımız bölgeye göre o da mesela şey bilinir. Hani bir dolgu her yere yapılmaz. Göz altı için kullanacağımız dolgunun yoğunluğu farklı, dudakta farklı, farklı, nazolabial dediğimiz çene, burun hani bu dolgunun kullandığınız ürüne göre de e, süreleri değişir. 8 evet. aydan 15 aya kadar giden dolgular vardır. Tamam, evet. Ben sağ olsun hepsini tecrübe ettim. Hani şey gibi düşünün. işte eşi galerici olup da arabayı son model kullanan Fakt kuyumcu olup kullanmak da gibi <laughs> gibi bir durum. Sağ olsun Hı. botoksum, dolgum, ip askım hepsi elinden öper. E, şu yakın zamanda ben de da geri yakında. Teşekkür ederim. <laughs> e, biz de bu eğitimleri aldıktan sonra ilk kendimize eee deneyeceğimiz kişi ararız. Gene eşim e, Maalesef bu alanda da öncü olmak zorunda kalıyorum. <laughs> evet, şimdi Fransız askı ilk yapacak, acıyacak diye korkuyorum. Bayram öncesinde gideceğimiz yerde, azıcık bir acı. Sağ olsun orada da Fatma diye arkadaşım var, Gaza getirdiler beni. Hadi dedim, şey yapalım. Hacamatta da öyle olmuştu. Küçük kızımla büyük kızım şey yapmıştı. Fakat Fransız askı olduktan sonra cidden cildimle ilgili Hı -hı. hani o şey hissediyorsun germe, yüzündeki Tabii o düşme. Tabii kiloluk verdiğin için cilde bir bayağı bırakma Aynen, vardı. Aynen ben botoksa topladık. çok karşıydım ama ne gerek var işte şu bu. Fakat derinleşmişti çizgim ve hani Hı -hı. o noktada mesela burnuma dolgu yaptı, dudağımın belli noktalarına yaptı. Hani öncesinde çok eleştirdiğim bir şeyin aslında görselinde azıcık küçük dokunuşlarla bile artık... e, keyifli hale gelebilir. Diyor. Hani hı hı. mesela botoksun ben soft olanını istemiştim. Çünkü mimiklerimi kullanma noktasında çoğu kişi de öyle istiyor. Aynen. Yani Mimiği tamamen kaybolsun istemiyor. Daha doğrusu hastalarımız geldiğinde ben öncelikle onu soruyorum. İşte kaşınızın kalkmasını istiyor musunuz? İşte ifade biraz kalsın mı? Evet. Tamamen. Bazı hastalarımız masa örneği verir böyle dümdüz olsun dümdüz istiyorlar. Onlara <laughs> miktarı biraz ünitesini bol veriyoruz. Evet. Ee, bir kısmı özellikle erkek hastalarımız ifadesi tamamen kaybolsun istemiyor. Ee, onlar da Bebek doz dediğimiz daha düşük dozları tercih hı. ediyoruz. Hı hı. Bu süreyi çok değiştirmiyor. gene 4-8 ay etki ediyor ama ifadesi tamamen kaybolmuyor. Evet. Bir de zorlu şeyler oluyor. Ben yaşadığımız küçük bir diyaloğu anlatayım. Ee, şimdi 14 Şubat günü, 14 Şubat'ta gene böyle bir... Dolunay zamanı ve işte Hacamat'ın günü demişlerdi. Biz de iki elden Hacamat yapıyoruz. Karı koca gelenler oluyor, giriyoruz, çıkıyoruz. Ben de normalde kan tutar beni. Yani çok kötülenirim falan. Artık o kadar çok Hacamat yaptık ki en son bir bayan da eşi geldiler. Hanımefendi daha yürekli hemen yattı hadi yapalım falan. Beyefendi tabii nazlanıyor işte acır mı, şöyle olur mu falan. A biz de bir yere yetişeceğiz. Ben de inatla şey yapıyorum dedim ki... Ee, hadi doktor bey dedim şey yapalım, kupaları dedim kalp şeklinde koyalım, ortayı kanatalım ben de bir canlı yapayım dedim. Beyefendi kafası kaldırdı, hanımefendi nasıl bir kafa yaşıyorsunuz dedim ki ya lütfen yatar mısınız biz de bir yere yetişeceğiz. Kan, 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 kan tuttu dedim. <laughs> <laughs> tabii bu daha sonra 1, hemen sevdiği yatmıştı. Sonra, hani o daha sonra da acımadır görmüştü. Bu da bizim bir anımız olarak Hı. kaldı. Gerçek sahnette işte kalp şeklinde koyacağız, kanatacağız. Ben de canlı yaptım. Hani onun tedirginliğiyle sevdiğe nasıl yattığını bilemedik. O da anılarda güzel bir şey olarak kaldı. Artık şey İnsanların nazını gütmek ayrı bir şey. Zaten hani o psikolojiyle geliyorlar ya rahatlamak istiyorlar haliyle. Ee, yani Sezai'nin de fıtratında öyle bir soğuk bir imajı yok. İşte daha relax. Hadi ki böyle bir hani sinirleri alınmış denir ya. <laughs> Bazen Yeniyorlar, ben dönüşün. şey yapıyordum hani böyle gelip de gerçekten çok farklı diyaloglar dönüyor İşte kan almayı biliyor musunuz siz bunu yapabilir misiniz ya da şey oluyor işte biz bir deneyelim de bir bakalım da e, memnun kalırsak acılar çok... e, evet böyle de olacak biraz. Klinik farklı, bazında şey değişik farklı. şeyler dönebiliyor ama orada ekipman çok önemli. Hı hı. Yani değerli ekibin buradan kızlara da selam olsun Tuğba'ya, Şeyma'ya e, ve Fatoş'a. Öyle olunca ekip çok önemli. Ekibin oradaki performansı, işte seni idare etmeleri, arkanı toplamaları. Yani, alırsın, bu asistanlık bu anlamda. yapmak, yani asiste etmek, <laughs> yardım etmek. Asiste etmek. Artık yıllardır da beraber çalıştığımız için ekibimle. Tabii ki. Ee, yani daha bakışımdan bile ne istediğimi anlayıp hızlıca toparlıyorlar. Hijyen çok önemli yani bizim gibi kliniklerde. Tabii. Gene o ilk e, program başında hani merdiven altında dediğimiz mesela hacamat için söyleyeyim. Evlerde hacamat yapılıyor. Hani bu her yönüyle sağlıksız. Yani o yapılan kişiye sağlıksız. Diyelim ki yapılan kişide hepatit, e, seren gibi virüs taşıyıcılığı olabilir. E bunu çöpe attınız. O çöpü karıştıran hani hayvanlar ya da işte malum maddi durumu kötü olup şu an çöp karıştıran bir dünya kadar insan var. Tabii. Bunlara o hastalığın buluşması. Hani biz bunları tıbbi yatık toplayıcılarına bizim mesela bir haftanın belli günleri var. Benim klinik için salı cuma hani hastanelerden de öyle bizim kliniklerden de öyle. Bunlar tıbbi atık olarak toplanır, kırmızı poşete konur. O şekilde hani çöpe atılmaması gereken atıklardır. Tabii. Sülük de bunun şekliyle hani sülük kusturup tekrar kullanılan duyuyor, evet. yerleri duyuyoruz. Sülük emdikten sonra 6 ay kadar o vücudunda hepatit varsa taşıyor. Tabii. Bir ay sonra acıkır ve tekrar kullanılabilir normalde. Ee, ama onu kullandığınızda kişiden kişiye, kişiden kişiye hani e, şey bulaşır. Evet. O hani toplum sağlığı açısından da bunların imha edilmesi maalesef hani bir canlı ama imha evet. edilmesi gerekiyor. Dediğim gibi evde e, ya da merdiven altı yerlerde yapılacak işlemler değil bunlar. Tabii tabii. Hem kendi sağlığımız, hem çevre sağlığı açısından klinikleri tercih etmeleri lazım. Tabii. Yani Bizimle elektriği uymayabilir. Ben hani hepsi bize gelsin gibi zaten şeyimiz yok. Hani Tabii. herkes beğendi yer ama şu an özel hastanelerde yapan yer var. Devlet bünyesinde yapılıyor. Hem şehir hastanesinde yapılıyor. Bunlar hani devlet kurumu olduğu için isimli verebilirim. Hani Geriatri merkezi var, şehir hastanesinde var, Getat Ünitesi. Özel hastanelerin bazılarında var. Benim gibi en az 8-10 tane de klinik var yani Tabii. buralar dururken ısrarla merdiven altına gitmenin şeyi yok. Tabii. Fiyat veremeyiz ama fiyatlar da emin olun evde yapanlarla bizim fiyatlar hemen hemen aynı. Evet evet. Zaten genel kanı şu yönde. Hani şimdi siz aynı... Aynı şekilde telefonlarına ben bakıyorum randevu verirken bilgi verirken de. Şimdi öyle bir şey ki yani o kadar kirli bilgi var ki. Çok. İşte mesela hacamatın günlerini soruyorlar, işte kaç kupa atılacak gibi gibi. Ondan sonra mesela e, sülük noktasında bunun günleri var mı? İşte sülüğü kaç tane atıyorsun? Örnek vereyim. Ondan sonra işte ozon noktasında ayrı, öbürü noktasında ayrı. Hani gerçekten hem işin zor hem de insanların belli şeylerde hani hekim noktası aa hekim bizden çok para alır mantığı gidiyorlar. Aslında öyle değil. Bir kere sağlığınız her şeyden çok önemli. Ben şunu da biliyorum. Gidiyorlar takı alıyorlar bilmem ne yapıyorlar ama diz noktası işte saçları kötü ne bileyim mideleri bulanıyor astım. Benim Covid'de laftan lafa atlıyorum. Covid'de tat ve Resmen koku alma algım benim bitmişti hiçbir şekilde almıyordum hiçbir şeyin tadını ve kokusunu sağ olsun mesela o noktada ozon tedavisi mesela hem kilo vermekte ben çok faydasını gördüm hem de o ciddi bağlamda işte tad alamıyordum koku alamıyordum mesela ozonun o anlamda şeyini Biraz de ozonu anlatalım bahsedeyim. ozonun ozon tedavisinin şifası çok başka anlatmak istersen ona da değinelim istersen. Şimdi... Getat bölümünün bence hepsi. Dediğim gibi benim akımda ayrı bir sevdam var. Hani hem iyi bir hocadan aldığım için hem farklı alanlarını gözlemlediğim için ayrı severim ama evet. o ozonu da özellikle bu Covid'de e, fazlasıyla tecrübe etme şansım oldu. Yani bize söylemeden gelen çok hasta oldu. Hani hı hı. E, ertesi gün arıyorlar. Hocam biz işte test baktırdık. Pozitif Kolik. çıktı. Aman kendinize dikkat edin. Bir, bir önceki gün işlem yapmışız ve ben nasıl dikkat edeyim? Yani olan o an bulaşmış o oluyor an zaten. Ve Ama evet. hepsi ertesi gün. Hocam şu an çok iyiyiz. Hiçbir şikayetimiz yok. Hani ozonun e, tabi burada bahsettiğimiz majör ozon tedavisi. Önce kısaca onu anlatayım. Evet, evet ondan bir, bir alalım. Ozon dediğimiz işlem bunun Almanya'dan gelen bir orijinal seti var. Biz onu kullanıyoruz. Hani ben bütün evet. ürünlerimde legal olan ürünleri tercih ederim. Hani dolgu botoksa da aynı şekilde, ozonda da aynı şekilde. Ee, gittiğinizde de bu tarz şeyleri de hani hekimlerinize veya işte hastanede sorgulayın. Hani evet. ne kullanıyorsunuz diye. internete de yazın. Zaten bunlar çıkıyor. Hani bilgili her alanda bilgili gitmek iyidir. Tabii. Ee, biz burada kişiden 150 cc kan alıyoruz. Orijinal siti var. Damara girdiğiniz zaman serum takmak gibi bir işlem. Hı hı. Ama serumun malzemesi sizin kanınız ve oksijenle ozon karışımının olduğu bir gaz. Evet. Bunu onun içine veriyoruz. Tekrar size hani askıya asıp tekrar size gönderiyoruz. Bu vücudunuza girdikten sonra bakteri, virüs, mantar öldürücü etkisi var. Yani bana 10 yıl idrar enfeksiyonu geçmeyip her türlü antibiyotiği kullanıp 4 seans sonra e, tamamen o idrar enf enfeksiyonu biten Hastam oldu. Evet. Dediğim gibi hani COVID'de çok fazla tecrübe ettik. 10-11 yıllık kapanmayan şeker yarısının 2 haftada kapandığını gözlemledik. Hı -hı. Ve sadece hayatında bir şey değiştirmiyor Sadece, sadece ozon serum tedavisi, veya, tedavisi. veya ozon tedavisi uyguluyoruz. Ee, bunun belli protokolleri var. Her hastalıkta uygulanan farklı dozları var. Hani burada aslında işi yapan ozon ama biz burada hekimlik sanatı dediğimiz kısmını kişiye göre doz ayarlıyoruz Bunun hı hı. E, gama şeklinde bir ölçümü var. Cihaz işte bir gama ile 80 gama arasında üretiyor. Hangi gamada vereceğimizi o kişinin yaşına, hastalığına göre biz belirliyoruz. Hani sanat Art, kısmı orada. Azaltım, o yüzden hani bazı yerlerde derler ben gittim hiçbir fayda görmedim ama şuraya gittim işte e, doping yapmış gibi oldum. Doping derken de, de bunu sporcular evet. doping amaçlı kullanırlar. Hani %20 %30 performans artışı sağlıyor. Evet, hani evet. enerji veren bir işlemdir aynı zamanda. Vücuttaki armitel temizler. Bu çok kıymetli kayın, bir şey. Onu bu zaten nedir? bir hacamatla alınıyor. Ozonla Aynen, da temizleniyor. Aynen, hacamatla sırtta birikenleri, cilt altında birikenlerin, dolaşımda olmayanları Hı -hı. alabiliyoruz. Orada da ben ilk kursta sorduğumda onu sormuştum. Hani ben kanabit hekimim her türlü alabilirim. Niye birçok çizik yaparak alacağım? Tabii. İşte damarda dolaşan da kan, o bilgiyi de demin dediğim gibi evet. daldan dala evet. atıyoruz ama konu gerçekten derya deniz Değil bir çok, alan. Çok Halkımıza da mümkün olunca fazla bilgi vermek istiyoruz. Tabii. Ee, orada da şöyle damarınızdan kan alınıp ağır metal ölçümü yapılmasıyla özellikle kahil noktası denen iki kürekemin ortasında bir nokta vardır. Oradan alınan kanın ölçümü yapıldığında tahlillerde bakılan 25 ile 30 kat. Yani birinde bir çıkıyorsa oradan alınan kan da 25. Yani vücudumuz resmen o iki küre kemiği arasında hani genelde belli bir yaş geçmiş herkes der ki orada kulunç var, orada bir yoğunluk var. Orada yani resmen evet, oraya. Sırtımızın tam oraya. Çöp birikir, Biz de hacamatla aslında bu çöpü temizlemiş oluruz. Ana olursun. fitreyi temizliyoruz. Aynen. Ana yeri temizlikten sonra vücudun dolaşımı düzene giriyor kişilerin ağrılarında da hani birçok şeyin düzelme sebebi oradaki o atıkları toparladıkça vücudun dolaşımı düzene girmiş oluyor. Evet. O zonda da kanın içindekini, dokulardakini işte mesela şu anda da en sorulan COVID aşılarından sonra işte hocam o vücuttakileri evet, nasıl temizleriz aşı, diye. Doğru. Bunlarda da hacamat, ozon ve glutatyon tedavilerini biz öneriyoruz. Çünkü bunlar vücuttaki ağır metali en iyi temizleyen işlemler. Tabii. Benim işimde de öyle mesela sağ olsun bana şey yapar. Kurşun Hı. döküyorum. O kurşun döktüğüm noktada ağırlığı çöküyor. Tabii İster istemez direkt zehir zaten. hacamat ve ozonla onu toparlayabiliyorum. Öyle olunca da yani değişik bir şifa şimdi Cumhurbaşkanımız da mesela ozon tedavisi Tabii, görüyor. Ona kişinin... siyasette olanları, işte Bülent Ersoy'un hani belli belli isimlerin ozon tedavisiyle gerçekten şifa alandı. Yıllar. Ortada da ispatlanmış Hı -hı. yani şey yapılmış. Ya bu tüm dünyada uygulanan hani siz sadece bizde olan ya da evet. mesela hani hep şey diye düşünür. Hani sadece Müslümanlara az. Biz bu bütün ülkelerde uygulanır. 5000 evet. yıllık geçmişi var. Hani İslamiyet'ten çok çok önce başlayan bir şey. Hı -hı. Ama bizde e, peygamberimiz bunu önerdiği için Müslümanlar daha çok sahiplenmişler Tabii, sünnet yani sünnet olarak yapılıyor e, hadislerde geçiyor hani bunu kendisi de yaptırdığı için biz daha sahiplenmişiz yani evet. bize has değil ama biz daha çok sahiplenmişiz ve devam ettirmişiz evet, evet. ki de öyle olmuş yoksa Tabii, ilk çok de. kıymetli bir tedavi <laughs> e, öğrenilmeyip giderdi. İnsanlar da bu sağlık şeyinden mahrum kalırdı. Tabii tabii aynen öyle. Şimdi mesela ilk Sezai kliniği yaşında daha çok hani alternatif tıp dediğimiz işte hacamatlı sülüktü. Daha çok onlara yoğunlaşmıştı Akapuntur'da. <laughs> sonradan medikal estetisyen olay medikal estetik hani olayı çok girdik. olmuştu. O da 2000'li yıllarda aslında aldık eğitimleri çok eski aynen, aldık ama hani onlarla çok ilgi şey. alanım sonradan değişti diyebilirim. Evet, evet yani. hani daha çok hani ya olsun mu olmasın mı o dalda çok şey yapmadı. O da bence şundan hekimliği daha çok seviyorum. Hani Hekimlik, ben birilerini evet, tedavi etmeyi seviyorum ama sonra baktım o alanda hani kişileri mutlu ediyor. Mutlu etmek de sağlıktaki en önemli şeylerden Tabii ki. birisi. Mesela ilk geldiğinde şeydi kozmetik akupunktur diye bir tane uygulama var. Orada çok fazla iğne takıyor yüze. Hı. Ama onun da farklı bir şeyi var. İşte görme noktalarında toparlama, kırışıklık mesela bir çok migren. Şey ben de çok sivilce vardı mesela, Hı -hı. onu bitirilmesi gibi. Ama her zaman teknoloji bir değiştiği Hı -hı. için tabii hani klinik... Biz de kolaya kaçtık. Aynen biraz. birazcık Şimdi insan orada oldu. Eşimin bahsettiği yani yüzün üstünde iğne takıyorsunuz ve bir deli üç iğne takıyorsunuz. Farklı o da açılardan yapıyorsunuz. Evet. Ee, çok doğal bir yöntem ama çok zahmetli de bir yöntem. Hani Ondan da nasıl bir mal aldığım e, için evet, <laughs> ilk i̇lk kursdan sonra yeni ilk uyguladığım kişi olarak da. Ee, ama şimdi bunun pratiği var işte Tabii. botoks yapıyorsun 5 gün 7 gün sonra çizgiler dümdüz oluyor Tabii. işte gençlik aşısının birçok çeşidi var uyguluyorsun ertesi gün parlama başlıyor akupunktur daha sabır isteyen bir yöntem hani Tabii. etkisi 2-3 hafta sonra etki etmeye başlıyor ee, o yüzden biz de biraz herhalde tembelleştik Tabii. kolaya kaçtık. <laughs> Öyle birazcık da benim işimden dem vuralım. Evet. Şimdi doktor benim burcu nedir? Öncelikle onu öğrenelim efendim. Oğlak. Oğlak burcu aşırı mantıklı, aşırı başarılı. Şimdi Çalışır. geçenlerde şöyle bir şey oldu. Diyor ki artık diyor oğlak burcu diyor. E, gamsız olacak diyor. Ben de oradan sana gönderme yaptım. Dedim ki ben 25 yıldır evliyim. Hiç gamsız olduğu bir dönem hatırlamıyorum. Kaygısız ne olduğu zaman diyor bir dönem bu hafta için özellikle astroloji gökyüzü Bakın, gamsız hatırlamıyorum ama. Bölüme girdi diyor. Öyle peki efendim bir ikizlerle yaşamak nasıldır bir de onu öğrenelim. Zor. <laughs> bir iki ne diyor yani, çocuklar bu? Ben orada Doktor iki... Bey ne diyorsunuz? Reji. Zormuş. Ya bir de görünmeyen bir tarafı var ne diyorsunuz? Tabii. İki farklı kişi gibi oluyor. İkiz İki farklı şey kişilik var. yani zor bir kanat. Belli bir şeyden sonra Ama da. Ama eğlenceli, enerjisi yüksek onu zaten görüyorsunuz. İşi de o yönde gidiyor artık enerji terapisti Eyvallah. dediğimiz şey. <laughs> e, yıllardır yaptığı şeyi işe çevirdi işim. Onu da evet. ben de evet. hem destekliyorum hem mutlu e, oluyorum. Evet sağ olsun mutlu Destek, oldu evet. E, i̇yi ki de öyle varsın, İyi ki de ya. yapıyorsun. Şimdi Sezai'nin kliniğinde eskiden şöyle bir misyonum vardı. Şimdi para noktalarını kendisi çok ticaret olayını sevmiyor. Yani parayla ilgili mevzuyu da sevmiyor. Öyle olunca ben derdim ki ben de halbuki ben de ticari kafalı biri değiliz. İkimiz de memur çocuğuyuz. O yüzden de hani şey olurdu. Hala i̇şte ben senin adına konuşurum derdim. Tabii daha çok hastalarıyla kanki olurdum. İşte onları otururum birlikte kahve içeriz, şakalaşırız, bir şarkı patlatırım falan. Hani tabi e, tabii sonra işleri ayırdığımız noktada herkes beni sormaya başlamış. Evet. Yakın zamanda yaşadığım bir diyalog çok hoşuma gitmişti. İşte ben genelde Doktor Sezai'ye fındıklarını eşi hani ismimi bile birçok kişi bilmiyordu. Çünkü o kadar Sezai'nin reklamını yapıyordum ki hani ya işte bak arkadaşlar sırt ağrısı çekmeyin ne olur. Hani bu yaşadığım bir şeyin aslında kişilerle paylaşımı ama kişiler biraz daha bunu ticarete dökme noktası gibi düşündüler. Kadın kocasının Peşinde, reklamını yapıyor. De. Yani hiç olmuyor falan gibi düşündüler ama ben bir şeyleri paylaşmayı çok severim. Bu anlamda kişilere iyi gelmeyi de çok severim. Şimdi tabii haliyle etkileri görmeye başladıkça Aa, Melike Hanım doğru söylüyormuş. İşte Sezer Bey'in de ticari kafası olmayan, tamamen şifacı noktasıyla ortaya çıktığı, e, hani insanlar yaşayarak öğrendiler aslında Tabii. bizim karakter yapımızı. Fakat hani e, bizim ekmek kapımız, biz Kayseri'de gerçekten güzel bir çevre yaptık sağ olsun herkes. Destekçimiz de var belli insanlarımız var ama çok da komik diyaloglarla da karşılaştık. Mesela bir e, yani bir de şöyle oluyor, hani Sezai de bunu biliyor ya. Gerçekten hiç ummadığınız insan, yani kimseyi küçümsemek asla, yani haşa. Fakat farklı kategoride, mesela ben kapıyı birinde birini açtım, bir hanımefendi. Dedim ki herhalde hacamata gelmiştir. Buyurun dedim, o zaman da bizim en maliyeti yüksek gördüğümüz kozmetika kapıntır. Kadın beni o kadar şaşırtmıştı ki. Kapıyı açtım, dedi ki ben dedi kozmetik uygulamanız için geldim. Gerçekten hani kimin ne istedi ve ne yaptıracağı çok enteresan. Bir de botoks Aynen. şeyimiz var, onu da istedim. Çok, çok farklı güzel böyle anılar ve şeyler <laughs> anılar yapıyoruz. Var. İşte ilk defa gelenler de güzel şeyler yaşıyoruz ki artık sadece bayanlar değil erkeklerden erkek. de oldukça fazla gelen var. Hı -hı. Bu da bir erkek hastaydı. O Senle de böyle güzel hatırlayıp gülmüştük onda. Çok gülmüştük. Şimdi hasta ilk defa yaptıracak. E, hani şey de bilmiyor nasıl bir işlem olduğunu da bilmiyor. İşte şöyle buyurun geçin işte anestezi krem sürülecek. işte şey yapacağız biz bunlara bahsediyoruz. Hastamız işte çorabı da çıkaracak mıyız? Ayakkabı da çıkaracak mıyız <laughs> falan diye. Hani hangi alana yapılacağını muhtemelen kestiremediği için. Yani, Güzel bir anısı olmuştu. Ama çok güzeldi. Yani ben onu birçok kere işte yes. sekreterimizle de çok kere konuştuk. Aynen. Diyorduk ki abla ya botoks yaptıracak ama çorabımı çıkarayım mı diye soruyor. Yani insanlar gerçekten şeyler. Bir de böyle farklı diyaloglarda bir amcamız çok vardı. Aynen işte sünnet yapıyor musun? Ben anlatmaya çalışıyorum Hacemat'ın sünnet olduğunu. Gerçekten kopmuştum. Hani böyle farklı diyaloglar dönüyor ama insanlarımız gerçekten e, nasıl diyeyim çok zarar görmüşler. Öyle olunca yoğurdu da üfleyerek yiyorlar. Hani evet. bunda o döngüyü yani, kırmak çok kolay olmuyor. Çok şey yapılmış bunları yaşadıkça da hani her geldiği yerde bir tereddüt. ya tereddüt. Sonra bizleri tanıdıkça o tereddüt kalkıyor. Tabii. Ee, Allah'a şükür genelde de hep hastalarımız bizle de devam ediyorlar. Hani bu... Dolgu botoks için de geçerli. için içinde belli periyotlarda artık onlarla bir aile gibi oluyoruz bir süre sonra. Evet. Bir kısmı zaten eşimle daha samimi oluyor. Biz Onun kanki oluyoruz şey evet. Kanki. Öyle gidiyor. Şimdi iki kızın da senin mesleğini yapmadılar. Artık damatlara diyoruz ama <laughs> o yönde de bir şey gözükmüyor. Hani El vermeyi şey istedim, isterdim. Çünkü gerçekten ettim. yıllarla çok emek verdim hani. Ee, sen bunu yakın şahidisin zaten. Hani Birçok kursa gittik. Çok gayretlisin. İşte evet. Azerbaycan'a gittiğimde ben askeri görevle gittim. Orada sağlık ateş şeyliğinde e, sağlık kısmı amiri olarak gitmiştim. Ama hani orayı nasıl değerlendirebilirim? Ben hep bunları düşünemişim. Ya da bir ara kursa gittiğim zaman başka ne yapabilirim diye. Hani hem araştırırım hem uygularım. Emek vermekten kaçmam. Evet. Ee, bu kadar bilgi birikiminde işte kızlarından birini aktarayım istedim ama biri hukuk alanını seçti, biri güzel sanatlarda farklı bir alanı seçti. Bilmiyorum artık damatlardan bir şey olursa onlara veririz. Yoksa <laughs> e, meslektaşlarımızla ilgimizi aynen. zaten paylaşıyoruz. Aynen. Için. Peki böyle mesela mesleğinle alakalı hani önerebileceğin işte çocukların Hı -hı. yapsın mı, zorlandığın alanlar var mı? Ama ne yapacaksınız çocuklar Boşverin yani kolay seçilme. Yani kolay hiçbir çok... şey yok. O yüzden ben e, ve tıbbı tabii ben çocukluğumdan beri hani Evet. E, doktor olmak istiyordum. Doktor oldum. Hani ben hedefi baştan koyup işte Oğlak burcunun bence şeylerinden birisidir. Evet, evet. Hedeflerimi e, koyup o yönde gittim. E, benim sekiz tercihim vardı. Hepsi tıp fakültesiydi. E, gata oldu. iyi ki de olmuş. Ben hani bence askeri de, hekim olmaktan gatalı, çok memnunum. Olmak Oradaki yarcılık. arkadaşlığımız hala hepsiyle devam ediyor. Hani 10 yıl sonra görüyorsun tekrar canciğer hani hiç ayrılmamış gibi oluyorsunuz. Bunu başka hiçbir okulda yaşayamazdık. Tabii. Ve hocalarımdan Allah razı olsun. Bizleri çok iyi yetiştirmişler. Ben hani gelen e, hastalarımızın hepsi işte daha önce ben hiçbir hekimin bu kadar e, şey iğne yaptığını görmedim. İşte damar yolu ben çok problemli kişilerde bile girerim. Bu evet. bana özel bir şey değil. Hani GATA'nın eğitiminin iyi olmasının şeyleri. Tabii. Biz de onun için de biraz daha sivrilmeye çalışıyoruz yoksa Tabii. hani e, donanım o eğitimden geliyor. Evet. Meslektaşlarıma da bunu öneririm. E, tıp fakültelerinin işte bu GATA'yı biraz daha öne çıkarmalarını, anlatmalarını isteyeyim. Çünkü gerçekten mükemmel bir alan. Yani bir kişi her gün başarısı oluyor. Bunu düşünün. Akutri ya, yapıyorsunuz. 6-7 yıl ağrısı olmuyor. Hani Tabii. En az 3 yıl ağrısı olmuyor. Bu müthiş bir şey. Evet. Hiçbir ilaç kullanmıyor. Orada ne ağrı kesiciden doğru midesi rahatsız evet. olacak. Ee, yani doğal bir yöntemle vücudunuza hiçbir şey girmeden sadece sinir şeylerini uyararak orada farklı bir dolaşım sistemi var. Onu uyararak etki ediyorsunuz. Hacamat zaten başlı başına farklı bir tedavi. Evet. Vücuttan bir şeyleri alarak yapan tek tedavidir. Hani Peki. siz vücuttan sadece toksin alırsınız. Emme hani hijameden gelir. Vakum yapmaktan gelir o hacamatın e, üretilmesi kelimesi. Evet. Akupunkturda noktayı iğne batırmak demektir. Akus iğne, punktur nokta demek. Hani hı hı. bir nokta iğne batırmak şeklinde. Ozonda işte doğal olan bir ürünü kanı karıştırarak yapıyorsunuz. Bir sülük bunların içinde çok farklı bir yeri var. Evet. Sülük. Orada aslında küçük doktorlar onlar. Biz sadece hekim olarak nereye uygulayacağımızı, kaç tane uygulayacağımızı ve doğru yerden hijyenine devam ediyoruz. Tabii Oradaki aslında patronlar onlar. Hani evet. işi yapanlar da onlar. Çok şifalı ve evet, sülükte muhteşem bir şey. Yani %70 görme kaybını düzeldiğini Düşün gözlemledim. Yani. Evet. Böyle parmak gibi olan varisin tamamen düzeldiğini gözlemledim Tabii. orada. Hani sülük de başlı başına bir e, tedavi. Onu hiç bahsetmedik. Tabii evet sülükten de e, orada da biz kilosuna göre ayarlarız. Hani bir de cinsi çok önemlidir. Üretim çiftliğinden alınması önemlidir. Tabii tek kullanımlık, tek kullanımlık olması gerekiyor diye onu bahsetmiştim. Hani e, hastalık aktarabilecek bir yapısı var. Keselerini biriktiren bir canlı olduğu için hani emdiği kanı keselerinde biriktiriyor. 5-6 ay boyunca bunu başkasına emdiğinde hastalık bulaştırabilir. Bir de bunun salgısını bilmiyorlar. Mesela telefon açtıklarında sadece kanı emiyor. İşte biz kapatırız, bantlarız. Bu değil aslında sürekli. Ya da daha şey var fazlasıyla mesela. Hani onun kilosuna göre ayarladığınız dedim. İşte yine birden acilde çalışırken bir dizine 70 tane konan. Niye? Çünkü merdiven altı işlemde. Ha Para kazanmak. Tabii. Kaç tane tutarsa Kaç o kadar tane tutturmuş. Tutarsa ama bu o kadar para alacak. Şey gibi düşün. Nasıl ki ağrı kesici biz ne ediyoruz? Bir sabah bir akşam için 10 tane sabah 10 tane akşam için demiyoruz. Bunun verdiği salgılar da bir ilaç gibi olduğu için e, fazlasının da vücuda zararı var. Kanaması durmaz. Gene kanamasını evet. durduramayıp yoğun bakıma kadar yatan hastalar görüyoruz. Ama bir de 70 tane. Normalde bir kişide işte biz 10 kilo bir tane gibi düşün hani Tabii. kabaca söyleyeyim. ince ayarları var ama hani 70 kilo olan bir kişide maksimum 7 koymak lazım. 2 3 koyabilirsiniz ama en fazla 7 koymak lazım. Evet. Bu sayıları aştığınız zaman da hastaya zarar verirsiniz. Tabii. Ya i̇şte bilmek önemli olan şu. Şey. Mesela geçen yakın zamanda bir öğretmen arkadaşım, eee, kulakları çınlasın Ayşegül Hocam bana bir mesaj atmış. Ya işte ben bir yerde botoks yaptırdım. Hiç de memnun kalmadım. Benim dediğim şuydu. Doğru yer, doğru ürün. Tabii ki öyle. Çok önemli çünkü orada yüzün mimiğini kaybettiğin noktada çok kötü yani sülükte mesela bir teyzemiz aradı geçen yakında bir yere yaptırmış İşte diyor ki dedim ki teyzeciğim yaptırırken sormadım yok eve gelip yaptılar. Yani i̇şte aslında insanımız dediğim, daha çok araştırmadan gittiği için bu noktada da işte yapacak bir şey yok. Aynen biraz araştıracaklar. Ama Nasır, muhakkak Nasır şey yapın ki... yani doktor beyin yanına uğrayın hı hı. gerek işte bu illa her skalada insan var orada yani küçükler oluyor büyükler yaşlısı hı hı. çok farklı hı hı. insan skalası geniş geliyor mi? geniş bir elpaze çünkü. Var. Hı hı. Aynen ama e, özellikle ben yani kendi adıma yaşanmışlıklarla sabit olarak şimdi akupunktur noktasında çok verim aldık. Biz işte boy uzamadır, süt arttırmadır özellikle migren noktasında hani birebir yaşayıp kendim gördüğüm alanlar işte mesela PRP'de saçım noktasında, yüzümün kırışığı noktasında gerçekten hem alternatif tıp hem bir kere artısı şu hem doğu tıbbı hem batı tıbbını bilen bir hekimsin. Hani Tabii. en güzel artı bu. Yani nerede ne müdahale edebileceğini Bileceğini biliyorsun. Hani düz bir mantık değil de Hani orada şey vardır. Sezai hep mantı budur. Eskiden ilaç mümesilleriyle böyle çalışırdı. En az minimalize işte sıkıntı görmeyecek kimse tadına bile bakardı çocukları içecek diye mesela. Hani bu çok önemli. O vazifeyle yani insanları da kendi içinden görüp ona göre de aslında şifalandırmaya çalışıyorsun. En değerlisi de bu bence. Yani bence memur kökenli olduğum için ticareti ikinci planda tutuyoruz. İşte. Diz enjeksiyonu mesela bazı arkadaşlarımız işte en az üç tane üst üste yapılması derken ben önce ilkini yaparım. Hastamın dönüşünü beklerim. Hani iyiyse ikinciye gerek yoktur. Çünkü ikinci bir maliyet gerektiriyor. Tabii. İşte saç dökülmesi için yaparız PRP'yi kök hücre dediğimiz işlemleri. Dökülme durduysa 6 ay boyunca etki ediyorsa tekrar yapmaya gerek görmüyorum. Tabii. Ama mesela bunu bir ozon için demem. Ozona en az 10 seans yapmak lazım. Evet. Çünkü vücuttaki ağır metal temizlemenin belli protokolleri var. Hani bu hı hı. E, Dediğim gibi getat tarafı ayrı, şey tarafı ayrı. Ona göre değerlendirmek lazım. Ya da botoksu daha 3 ay olmuş. Çizgileri hiç e, dö geri dönmemiş. Bunu hemen bir daha yapalım. Hani sırf... E, para kazanılacak diye de şey yapmamak lazım. Ticari ee, şey görmüyor zaten. Bunlara biz evet. mümkün olunca dikkat ediyoruz. Evet, Zaten öyle de olmak lazım. Ben hep şey diyorum hani işinin hakkını verebilmek. Hani şimdi mesela ben haddim olmayarak hiçbir zaman işte mesela estetisyenlik boyutumda birlikte çalıştığımız noktada cilt bakımı yapardım ederdim. Farklı kategori sorarlardı bana. Ben derdim ki o benim dalım değil. Yani mesela Sezai'nin de o yönünü ben çok severim. Hani e, yapabileceği boyutu söyler. Hani bazen gelir hasta çok büyük senden garanti bekler. Der ki ya bu garanti mi? Çünkü öyle mekanlar, öyle merkezler ciddi bağlamda yüzde yüz garanti verir. Orada da bizim hep ikimizin de kullandığı yani yarını görebileceğinin garantisi var mı? Yok. Tıpta garanti hani, vermiş Bu anlamda böyle zaten. kimsenin umuduyla oynamak istemediğimiz için hani ben hı. biz olarak konuşuyorum ama bu yönde de mesela bence Kayseri'nin en değerli doktorlarından birisin. Yani Teşekkür diğer ederim. doktor arkadaşları da buradan selam olsun. Sevdiğim birçok isim var. Hı hı. Senin noktanda çalışan. E, fakat buradan hani muhakkak doktor ben yanına uğramanızı tavsiye ederim. Hani bunu belki bir eşi olarak görmeyin buradan Melike e, terapi günlüklerindeki spiker Melike olarak düşünün çünkü e, bizim buradaki ekipten de yanına gelip gerçekten memnuniyetsiz ayrılan e, birileri olmuyor. Bir kere o samimiyetinin ve ilgisinin alakası çok önemli hekimin. Hani size verdiği güven ikna vardır ya. Hani mesela benim için bu en değerli şey öyle. Bize söylemek istediğiniz bir şey var mı efendim program bitimimizde Öncelikle teşekkür ederim böyle nazik davet edilişim. E, sen de bu alanda çok başarılısın. Yani 40 teşekkür yıldır ediyorum. Spiker gibisin artık. <laughs> e, i̇nşallah olsun. daha ikimiz için de daha iyi yerlerde olmak üzere diyelim. İnşallah. Yani benim halkımızdan isteğim e, biraz araştırmacı olsunlar. Şu merdiven altından artık kurtulsunlar. Dediğim gibi hastaneler, klinik ortamları, hani steril bir yerde yapılacak işte mi? Aynı ücrete gidip de evde e, yetkisi olmayan işte o marangoz şeyinde Hı -hı. olduğu gibi. Hani. Marangoz marangozluğunu yapsın, güzel salondakiler kendi alanını yapsın. Bizler kendi alanımızı yapalım. E, bu alanda çalışmak isteyen de e, bizim gibi bu alanda emek versin önce tıbbı bitirsin, evet, evet. sertifikalarını alsın, sonra o da yapsın. Hani biz dediğim gibi kimsenin şeyle işimiz yok. Hani e, yeter ki o donanımı olduktan sonra yani kişiye zarar vermesinler. Evet evet. E, sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle diliyoruz. İnşallah. Doktor Sezai Fındıkları muhakkak takip edin. Hani e, bunu gerçek bağlamda söylüyorum. Mesela yakın zamanda sigara bıraktırmayla ilgili belli çalışmaları oldu. Hep de var. Hani migren noktasında inanın sayfasını takip edin. Bence Kayseri'de hani bunu ben eşi olarak inanın söylemiyorum yani bu biraz bende şeydir mesela her şeyin hakkını vermeyi severim ama gerçekten değerli bir isim birçok ilden gelenleri var çok da memnun ayrılıyorlar elinizdekinin kıymetini biliniz efendim. <laughs> Kocasını övüyordu diyecekler ama yani gerçekten bu anlamda övülesi yani babalığıyla da insanlığıyla da ben hep gerçekten takdir ettiğim bir şahıs. Doktor Sezai Fındıkları takip edin efendim. E, Tanışmanızı en azından bir çayını içmenizi tavsiye ederim. Komik de bir kar karakter. Gidersiniz takılır, laf sokar çok güzel. <laughs> olsun Ama gibi. şimdi şöyle bazen insanlar açık konuşmak gerekirse şimdi bazen çok bilinçsiz olduğumuz noktada böyle canınız acıdığında gelirsiniz ya. Hani böyle tokat yemiş gibi olup da gerçekten kendine getiren de bir karakteri var. Hani artık Oğlak burcu oldunuz. Hem asker köken hem Oğlak. Hem burcu. yerde hem sevdi değil öyle. Efendim bir Melike ile terapi günlüklerinden sonuna geldik. Tekrardan teşekkür ediyorum İyi bizlerle edin değerli bilgilerini paylaştığın için de çok teşekkürler. Gene teşekkür ee, arada Değerli Eşim Sezai ile birlikte olacağız. Bizi bilgilendirmek için. Bugün böyle bir genel bir şey konuştuk ama gerek uygulamalı da bir takım böyle şeyler de isteyeceğiz. Zamanı olduğu müddetçe yoğun çalışıyor da. Fakat sorularınız olduğu noktada bir sonraki programda WhatsApp üzerinden de sorular alacağız efendim. Şimdi öncelikle sağlık ve sıhhatle kalın. E, samimiyeti yitirmediğiniz kalbinizin kirlenmediği bir hafta başlasın diliyorum. Güzel bir haftaya başladık. Sağlık ve şifayla dolu olsun diliyorum efendim. Görüşmek üzere. Melike ile terapi günlüklerinde kalın. Bizi takipte kalınız.